Herkese merhabalar. Yaman, Seher'e gerçekleri anlatsın. Seher'in gerçekleri bilmeye hakkı var diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Emanet dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yaman gerçekleri Seher'e itiraf edebilecek mi? Seher gerçekleri öğrenince Yaman affedebilecek mi? İkbal ihanetlerine devam mı edecek? Neslihan tekrardan Bora'nın tuzağına mı düşüyor? Ali ve Kiraz aşkı başlıyor mu? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Bildiğiniz üzere uzun zamandır konağa gelmeyen Ela tekrardan geri geldi. Ela geldi fakat konakta fazla durmadan konaktan ayrılacak. Yaman ise geçmişte yaptıklarının bedelini ödemeye başladı. Yaman yaptığı hataların farkına vardı ama Yaman hatasını anlamak için oldukça geç kaldı. Yaman sevdiğine inanmak yerine sahte kanıtlara inanıp Seher'e yapmadığı eziyet söylemediği söz kalmamıştı. Yaman hatasının farkında fakat kendisini Seher'e affettirmesinin hiç kolay olmadığının da farkında. Yaman, Seher'e daha fazla yakınlaşmak için beraber iş yemeğine çıkacak. Yaman'ın artık tek ümidi, kendisini Seher'e affettirip geçmişe bir sünger çekmek. Yaman iş yemeğinde Seher'le yakınlaşmaya çalışır. Fakat Seher daha gerçekleri öğrenmeden Yaman'a oldukça mesafeli yaklaşır. Seher'in geçmişte yaşadıklarından dolayı Yaman'a olan güvenini tamamen yitirdiği için Yaman'a hiçbir konuda inancı kalmaz. Yaman yemekte Seher'in elini tutar fakat Seher yine dik duruşuyla Yaman'a olan tepkisini göstererek elini çekecek. İş yemeği Yaman için pek istediği gibi gitmeyecek. Yaman geçmişte Seher'e yaptıklarından dolayı Kendisini oldukça suçlu hissettiği için Seher'e gerçekleri itiraf etmekte oldukça zorlanacak. Yaman yeni bölümde Seher'e sana anlatmam gereken bir şey var dediğini görüyoruz. Yaman'ın Seher'e gerçekleri itiraf edeceğini düşünüyoruz. Fakat muhtemelen yine ters köşe olacağız. Yaman gerçekleri itiraf etmek isteyecek ama son anda yine bir aksilik çıkacak. Yaman gerçekleri Seher'e itiraf edemeyecek. Yaman gerçekleri itiraf etmek için kendisini hazır hissetmeyecek. Yaman'ın cesaretini toplayıp Seher'e itiraf etmesi gerekiyor. Aksi durumda Seher tesadüfen bu durumu öğrenirse Seher'in Yaman'a olan tüm inancı da kaybolmuş olur. Ama muhtemelen Yaman itiraf edemeden. Seher tüm gerçekleri tesadüfen öğrenecek. Seher gerçekleri öğrenince Yaman'ın geçmişte neden kendisine kötü davrandığını böylelikle farkına varacak. Seher gerçekleri öğrenince Yamandan bunun hesabını soracak. Seher, bu sahte kanıtlar yüzünden mi bana kötü davrandın diyerek Yamana geçmişte yaptıklarının bedelini ödetecek. Yaman'ın halini hepimiz üzülüyoruz. Fakat Geçmişte Seher'e yaptıklarını hatırlayınca tekrardan Yaman bunları çoktan hak etti diyoruz. Yaman sırf sahte kanıtlar yüzünden Seher'i ölüme bile terk edecekti. Seher her şeye rağmen Yusuf'un mutluluğu için Yaman'ın eziyetlerine katlandı. Yaman eğer cesaretini toplayıp gerçekleri Seher'e kendisi itiraf ederse en azından Seher Yamanın dürüst olmasından dolayı biraz daha içinde güven kırıntıları kalmış olur. Ama Seher kendisi öğrenirse Seher ve Yaman aşkı başlamadan bitmiş olacak. Seher gerçekleri öğrenince Yaman'a oldukça fazla tepki verse de Yusuf'un mutlu olduğu için konağı terk edemeyecek. Seher sadece Yusuf ve Ziya abisi için Yaman'a katlanmak zorunda kalacak. Seher Geçmişte yaşadıklarını hatırladıkça Yaman'a olan kırgınlığı da artacak. Seher, Yaman'a bundan sonra biz diye bir şey yok. Sadece Yusuf'un mutluluğu için bu yaptıklarına sessiz kalacağım. Ama bundan sonra Yusuf dışında hiçbir konuda konuşmayalım diyecek. Seher, Yaman'a çok kızmış da olsa zamanla Yaman Kendisini Seher e affettirecek. Yaman yavaş yavaş Seher'in yaralarını sarmaya başlayacak. Seher'in Yaman'ı affetmesi oldukça fazla zaman alacak. Seher sürekli Yamandan kaçmaya başlayacak. Seher geçmişte döktüğü her gözyaşının hesabını Yamandan tek tek soracak. İkbal ise Seher'e tuzak kurmuş tüm suçu Zuhal ve Selim'in üzerine atmıştı. İkbal kendi öz kardeşini bile satmaktan çekinmedi. İkbal artık Zuhal'den ümidi kesince kardeşini yarı yolda bırakacak. İkbal artık tek kaldığı için attığı adımları oldukça dikkatli atacak. Nedim ise İkbal ve Zuhal konusunda Yaman'a hiç yardımcı olmadı. Nedim dost gibi görünüp İkbal ile işbirliği yapıyor da olabilir. Konu ne zaman İkbal ve Zuhale gelse Nedim hiçbir şekilde Yaman'a yardımcı olmadı. Yaman ne zaman Seher'le ilgili Nedim'e emir verse Nedim saniyesinde başarılı oluyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir yandan dizimizde verilmiş olan kamera arkası dikkatimizi çekmişti. Kamera arkasında İbo, Fırat, Yaman ve Arif Baba'nın üzgün olduğunu görüyoruz. Arif Baba ve diğerleri üzgün şekilde Alin'in evine bakıyor. Bildiğiniz üzere son bölümde Sultan Hanım ölümden bahsetmişti. Sultan Hanım ölerek acaba diziye veda mı etti? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce neden Arif Baba ve diğerleri Alin'in evine üzgün şekilde bakıyor? Yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Sultan Hanım son bölümde Ali ve Kiraz'ı birbirlerine yakıştırmıştı. Sultan Hanım'ın veda etmesi Ali ve Kiraz aşkının başlamasına neden olabilir. Sultan Hanım bu konu üzerinde daha fazla duracak ve Ali'ye ölmeden önce senin evlendiğini görmek istiyorum diyeceğini düşünüyorum. Ali ve Kiraz aşkı da bu büyük vedadan sonra başlayabilir. Ali ve Kiraz sahnelerini o kadar az izliyoruz ki dizide yok gibiler. Bu ani ölümle bu aşkın temelleri de atılabilir. Umarım böyle kötü bir durumla karşılaşmayız. Neslan ise Bora'yı tekrardan affetti. Fırat da çok iyi bir şey yapıyormuş gibi Neslihan ve Bora'nın tekrardan bir araya gelmesini sağladı. Oysa ki Adalet Hanım Fırat'a güvenmişti. Ama Fırat kendisine emanet edilen Neslihan'ı göz göre göre Bora'nın tuzağına düşmesini sağladı. Adalet Hanım Neslihan'ın telefonuna bakınca tekrardan Bora ve Neslihan'ın barıştığını öğrenecek. Adalet Hanım tekrardan güvendiği için hem Neslihan'a hem de Fırat'a bir daha asla güvenmeyecek. Bora ise girdiği iddiayı kazanamadan gerçek yüzü ortaya çıkacak diyelim ve videomuzda burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.